Şimdi hep birlikte saksıya çilek fidesi ekiyoruz. Bunun için çilek fidelerimi görüyorsunuz. Saksıma sermek üzere hazırlamış olduğum siyah muşambam ve saksı toprağım, inek gübresi ve bahçe toprağı karışım, yumuşak bahçe toprağı. 10-15 santim yükseklikte hazırlıyorsunuz toprağı arkadaşlar, bu şekilde. Daha sonra bunun üzerine siyah muşambamızı seriyoruz. Kenarlarını sıkıca yerleştiriyoruz. Sabitlemek için de o kısımlara ben toprak serdim. Toprağın herhangi bir toprak olabilir. Sabit kalsın poşetimiz diye. Yarı yarıya inek gübresi ve bahçe toprağınız güzelse yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Ben bütün saksılarımda bu karışımı kullanıyorum. İnek gübresi ve bahçe toprağı. Yumuşak olmasına özen gösterelim toprağımızın da. Bu görmüş olduğunuz toprak mesela çok sert bir toprak. Onu kullanmıyorum saksılarımda. Bu şekilde çilekleri ekeceğimiz yerlere gözleri açıyoruz. 10'ar santim arayla karşılıklı. Daha sonra fidelerimizi bu gözlerden içeriye ittiriyoruz. Kolayca yerleşiyor zaten toprakta yumuşak olduğu için. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. 4 fide arasına birer de göz açtım ben. Önce açmamıştım. Baktım ki yetersiz gibi geliyor aldığı su bana. O kısımlardan da su vermeye başladım. İkinci sulamadan sonra o delikleri açtım. Sularken de o deliklerden parmağımla kontrol ediyorum arkadaşlar. Nemliyse su vermiyorum. Nemli değilse hem o deliklerden hem de dip kısımlarından sularını veriyorum. Ben her yıl 9-10 yıldır her yıl çilek ekerim arkadaşlar ama bu yöntem gerçekten çok işe yaradığını düşünüyorum. Bu yıl yaprakları çok daha öncekilere göre çileklerimin daha güzel geldi bana. İlerleyen aşamalarda ben demir ihtiyacını karşılasın diye demirli su, küflenmiş demirli su hazırladım arkadaşlar. Onlardan da vereceğim. Haşlamış olduğum yumurtaların suyunu biriktiriyorum. Suyuna karıştırıyorum sularken 15 günde bir falan, 10 günde bir. Onu da veriyorum. Onu daha en sık onu veriyorum arkadaşlar. Tabii soğan suyuyla yumurta suyunu haşlayabilirsiniz. Patatesi haşlayabilirsiniz. Muz kabuğundan besin, yeter ki isteyin arkadaşlar. Evdeki her şeyden besin suyu hazırlayabilirsiniz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar bahsettiğim sulama deliklerini. Evet, fidelerimi de görüyorsunuz. 7 Mart'ta ekmiştim arkadaşlar. Ben fideleri. Gayet sağlıklı görünüyor. Şu anki görmüş olduğunuz kısmı da ektiğimden 25 gün sonraki hali arkadaşlar. Bakın ne kadar sağlıklı görünüyor yapraklar. Gayet güzel çileklerini de büyüttü. Çiçekleri de çilek tuttu. Gelişimi güzel arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde ekerseniz farkı siz de göreceksiniz. Hatta 3 tane çileğim de kızardı 25 günde. Üzerinde çilek de vardı aldığımda küçük küçük. Yapraklar çok güzel gürleşti. Videomu beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.